Mehveş hatırlarsan Erdoğan'ın meclisi feshetme yoluyla seçime gideceği ve istediği tarihte seçimi bu yolla yapacağı evet. üzerine bir tartışmayı burada erken denebilecek bir tarihte yapmıştık henüz gündemde evet. yokken. Böyle olacağı belliydi. Birincisi hani iktidar medyasını biraz dikkatli tarayan birisi iktidarın özellikle olarak da Erdoğan'ın böyle bir planın içinde olduğu ve peyderpey bunun geleceğini görmemesi mümkün değildi. Bu görülebilirdi. Belki de görüldü. Buna karşı bir hem hukuki hem siyasal politik yani propagandif bir hazırlık içinde olmak gerekiyordu. Şimdi Erdoğan şöyle bir şey yapacak. Oradaki tartışmayı kısaca tekrarlamak gerekirse Erdoğan Haziran ayına kalmış bir seçimi istemiyor. Çünkü Erdoğan hani vaktiyle CHP'liler yazlığa giderler seçim vermezler diye dalga geçen Erdoğan şimdi kendi kitlesinden artık yazlığa mı gidiyorlar çeşitli yerlere mi dağılıyorlar bilmiyorum. Bayram tatilleri bayram var. Dini ama, bayramların tatilleri var. Bir de üniversiteleri söyledi. Sözünü kestim. Yok, ama işte, aslında üniversitelerin de işte sınav vesaire falan açısından da değerlendirilmiş. KPSS ve üniversite sınavı var sanırım. Evet. Bir de üniversiteli gençliğin şehrine yaşadığı şehre dönmediği bir tarih olarak Mayıs ayını tercih ediyor sanırım. Gençlik içindeki evet. oy potansiyeli, oy kapasitesi düşünüldüğünde Erdoğan'ın kendi bulundukları şehirlerde olacak üniversite öğrencilerinin önemli bir bölümü 14 Mayıs'ta ya da muhalefetin üniversite öğrencilerini sandıklara taşımak için bir ek organizasyon içinde olması gerekecek. Bütün bunların kendi avantajını olduğunu düşünerek ayrıca 14 Mayıs'a işte malum Adnan Menderes'ten dolayı bir propaganda anlamı yükleyerek böyle bir yola gideceği belliydi. Şimdi Erdoğan burada anayasal olarak anayasa hukukçuları hani biz anayasa hukukçusu değiliz ama pek çok saygın anayasa hukukçusu Erdoğan'ın aslında bu yolu tercih etmesi durumunda yani meclisi feshetmesi durumunda yeniden aday olamayacağına dair hukuki metindeki bütün belirsizliğe rağmen yani orada da bir beceriksizlik var aslında yani bu anayasayı bu anayasa değişikliğini 2017'de referandumla geçen bu anayasa değişikliğini AKP ve MHP birlikte hazırladılar. Meclisten geçiremediler. Halk oylamasına gitti. Orada da bir yasa yazma beceriksizliği olduğunu yani 20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama o tarih itibariyle 15 yıldır yönetiyorlardı. Böylesine temel bir konuda ucu açık bırakılmış bir durum olduğu da ortaya çıkıyor. Şimdi bunun böyle olacağı belliydi. Muhalefetin buna hukuki olarak ve propaganda düzeyinde karşı çıkması ve bunu yüksek sesle yapması gerekli şart. Fakat buna engel olacak gücü ve cesareti var mı? Hatta cesareti var mı daha çok? Bence yok. Muhalefet 2017 referandumunun sonuçlarına gösterdiği ya da göstermediği tepkiyle zaten bu yolu açtı. Sonra bu yolu anayasaya aykırı ama dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyeceğiz diyerek bu yolu perçinledi, berkitti, daha güçlü, açık hale getirdi bu yolu. Bu yolda devam ediyorlar. Hı hı. Şimdi hani bizim bunu engelleme şansımız yok. Çünkü YSK karar verecek. O da Erdoğan'ın denetiminde ve kontrolünde. Ama pardon Hakkı, yani bunu böyle baştan kabullenmek yani siyaseten de çok yanlış bir tutum değil mi? Evet. Yani bunu böyle olduğunu biliyoruz. O zaman hadi duralım. O zaman insanlar da şunu soruyorlar. Kardeşim o zaman seçim günü de geldiğinde ne bileyim biz şu saatte kestik dendiğinde siz o zaman YSK bu kararı aldı. Biz de ona uyacağız mı diyeceksiniz. Evet. Çıkıyor anlatabiliyor zaten muyum? Asıl yani bir duruş olarak en azından acaba bir şey söylemek gerekmez miydi? Hani 14 Mayıs ne güzel falan filan demek yerine. Evet zaten asıl sorun bu. Yoksa şuna katılıyorum ben. Evet engelleyemezler. Yani bir yasal anayasal tartışmayla zaten bu sınır ihlali bu rejimin anayasa olsun, ceza kanunu olsun herhangi bir yani işte yolsuzluk dosyalarının nasıl kapatıldığını gördük. Ardından pek çok şeyin suçun nasıl örtbas edildiğini gördük. Hatta yakın zamanda sokak tetikçilerinin haklarındaki hüküme rağmen hapis yatmadıklarını ve dışarıda gezdiklerine tanık oluyoruz. Yani bu zaten bu rejimin karakteri yasalara uymamak. Ama bunu bir veri kabul edip ondan sonra da 14 Mayıs'ta her şey güzel olacak demek çok birbiriyle örtüşmüyor. Şeyi kabullenmek başka, bu koşullarda seçime gidileceğini bir real politik olarak kabullenmek başka, buna itirazı saklı tutmak hatta bunu kayıt altına almak. Yarın öbür gün eğer rejim değişirse, iktidar değişirse
bunu da eski rejimin anayasa ihlallerinden, yasa ihlallerinden, aslında tamamen yasal anayasal sınırların dışına çıkmış bir rejim olduğunu gösteren kanıtlardan birisi olarak kayıt altına almak lazım. Bunun için sanırım Anayasa Mahkemesi başvuruları, YSK'ya başvurular falan yapılacak ama söylemde şey bir bence de hata oldu. İşte ya biz oraya da gitsek, buraya da gitsek bu işin çözümü yok demek hata oldu. Bu dediğin gibi seçim günü olası aksilikler, olası hukuksuzluklar ve usulsüzlükler karşısında yurttaşların güveneceği bir pozisyonu tutmak açısından talihsizlik oldu bence de. Sen...